Merhabalar, mektup açılımı ile karşınızdayım. Sevdiğiniz kişiden size cümleler hazırladım arkadaşlar. Bugün iki zarfımızın ikisini de pembe seçtim. Birincisi koyu pembe, diğeri de açık pembe zarf. İstediğinizi seçebilirsiniz. Koyu pembeden başlayalım, gelin. Bazen yorumlarda görüyorum. Keşke bir de mektuplarımız gelse. Yazanların da doluyor. Mektup açılımı çok seviliyor. Ben de çok keyif alıyorum yaparken. Bir yandan kameraya bakıyorum. Kartların hepsini alıyor mu diye. Süper. Evet, şu kısım sevdiğiniz kişinin, aklınızdaki kişinin hayatında neler olup bitiyor? Genel enerjisi ne kısmı? Bu kısım sizinle ilgili düşünceleri, duyguları, umutları, korkuları, gölge yanları, şu kısım eylemleri. Şu kısımda da konuşturma kartlarımız var. Evet, başlayalım. Genel olarak kendi kişisel gücünü bulmak amacıyla alıştığı yerden, alıştığı ortamdan ve düzenden çıkmaya başladığı bir enerjide gözüktü arkadaşlar bu kişi. Bir ikiz alev bağlantısı çıktı burada. Kendi duygularıyla daha uyumlu bir şekilde ilerlemesi, daha alıcı, daha ön sezilerini dinleyici bir hal alabilmesi için biraz inzivaya çekilmiş olabilir bu kişi son günlerde. Bu inzivaya çekildiği nokta aslında onun konfor alanı değil arkadaşlar. Az önce yorumladığım şey ile ne alaka diye düşünmeyin. Konfor alanı bu kişinin daha önceden hep aynı şekilde yaptığı tavır tutumlar, aynı yaklaşımlar olabilir. Mesela kabule geçmemesi ya da bazı şeyleri kabul etmemesi olabilir. Kendisine verilen destekleri, yardımları, kendisine söylenen şeyleri veya bakın burada bir dilim turta konmuş. Belki de kendisine yapılan maddi yardımları kabul etmiyor olabilir daha somut anlamda. Artık bazı şeyleri kabul etmesi onun kendi dünyasında bazı şeylerle yüzleşmesine vesile olmuş. Kendi kişisel gücünü bulmaya çalıştığını görüyorum. Kendisini daha geliştirebilen, ne yaparsa çok daha iyi bir noktaya gidebilir, böyle olabilen bir yapıya dönüştürmeye çalışıyor kendisini. Eksik parçalarını bulmaya çalıştığı da bir dönemde ayrıca. Bunu siz olarak alıyorum. Sizle olan ilişkisindeki deneyimi. Belki de artık bazı şeylere kendisini kapatmaması gerektiği, daha alıcı olması gerektiği ile ilgili bir konu olabilir. Burada bir aslan burcu teması olduğu için kuzey ay düğümü aslan bağlantısı olabilir arkadaşlar. Tam tersi güney ay düğümü kova olabilir. Kolektif bilinçle ben merkezcilik arasında gitgeller yaşıyor olabilir bu kişinin enerjisine şu anda baktığında ya da yaşadığı ilişki ona bu anlamda hizmet ediyor. Ona bu şekilde bazı şeyleri öğretmeye çalışıyor. Kendi sosyal çevresinde ya da kariyer konusunda da tanındığı, daha çok belki de başarılarıyla ön plana çıktığı bir dönemde olabilir. En özgün halini bulmaya çalıştığını görüyorum.
Ama bu hale gelinceye dek bir müddet bu kişinin içe kapanık, belki sadece odasında ve evinde zaman geçirdiği de çıkıyor. Şunu da şöyle koyayım. Kartı numarası 11. Normalde tarottaki güç kartı burada 8 olarak resmedilmiş. Bazen 8, bazen 11 olur. Dünyevi mesajlar göremedim ben arkadaşlar. Bakıyorum bakıyorum neler söyleyebilirim, neler üretebilirim diye. Daha çok yüksek bilinçle alakalı şeyler gelmiş. Şu kart bize biraz kök çakradan, dünyevi olaylardan bahsediyor ama buradaki kişinin suratı da çok mutlu değil. Biraz hüzünlü, depresif, stresli, kaygılı. Belki para konularıyla ilgili kendisini güce getirmeye çalışıyor olabilir. Tanınmak, başarılı olmak, ayaklarının yere sağlam basmasını istemekle ilgili bir dönemden geçiyor olabilir. Ama genel çerçeveye baktığımda daha spiritüel mesajlar ve benlik noktası, benlik noktasındaki güce gelme, kendi gücünü keşfetme. Hangi noktalarda güçlü, hangi noktalarda zayıf, korkak, cesaretsiz, hangi noktalarda özgüvenini kullanabilir. Bu noktalara çok fazla odaklandığını görüyorum enerji boyutunda. Gitmesi gereken yeri biliyor. Bu kişi şu anda. Belki burada kartın üstünde yazdığı gibi konfor alanında da değil. Tembellik yapmıyor. Ya da aman böyle gelmiş böyle gider demiyor. Sadece alışkın olmadığı insanlarla, alışkın olmadığı bir çevre içinde yaşamaya çalışıyor da olabilir arkadaşlar. Veya alışkın olmadığı bir ilişki biçimi. Daha önceden tatmadığı bir duygu durumu. Daha önce hiç başına gelmeyen bir bağlantı. Deneyimlediği şey aslında ona hizmet eden bir durum. Şu anda bunu fark etmiş olduğunu algılıyorum ve bunun doğrudan sizinle bir bağlantısı var. Kök çakra bize güvenden bahsettiği için buradaki güç kartıyla beraber her türlü güven, özgüven, insanlara güven, akışa güven. Kendi sezgilerine, bazı şeyleri en akıllı bir biçimde uygulayabiliyor oluşuna güven. Size güven, ilişkilere güven. Böyle şeyleri de söyleyebilirim enerjisinde. Yani çok da öyle şey bahsedemedim, farkındayım. Yani şu sıralar şununla meşgul, bunları yapıyor diyemedim. Çünkü genel anlamda manevi kartlar gelmiş. Peki. Demek ki bu şekilde bize mesajlar verildi. Ama ben bir taraftan sembollere de bakacağım. Konfor alanı yazıyor burada ve şurada bir oda kartımız gelmiş. Bakıldığında bana göre yani çok daha konforlu bir yer değil. Sadece bir tane şey var. Sandalye var. Dışarıyı da kastediyor olabilir. Aslında burayı da kastediyor olabilir. Mesaj. Herkese göre bu alan değişir arkadaşlar. Çünkü bir kişinin kendi içindeki gücü bulması bazen kendi evinde, kendi odasında da gerçekleşebilirken bazen de dışarıda söz konusu olabilecek bir durum. O yüzden ben burada tam olarak neyi kastettiğini iyice oturtmak amacıyla birkaç daha kart çekmek istiyorum. Mesela ne demek istiyor orada? Bu şekilde geçmek istemedim düşüncelere. Bakayım bir hemen yukarıdaymış deste. Genel enerjin hakkında bana biraz daha bilgi ver diyeceğim. Dışarıda mısın, içeride misin anlayamadık. Kılıç Kralı. Aslında hayatında çok çok önemli kararlar alma, çok çok önemli bir sayfa açma evresinde bu kişi. Olabildiğince mantıklı hareket etmeye çalıştığını görüyorum. Zihin gücüyle ilerlemeye çalışıyor olabilir ya da zihin gücüyle ilerlerken zihni onun konforlu bölgesiyken bir de bakıyor çok güçlü bir duygular yaşıyor. Çok güçlü duyguları kabul etmek en başta istememiş olabilir. Kendi aklına güvenerek ilerlediği için kendi aklının konfor bölgesi olmuş olabilir arkadaşlar. İşte bu alanın dışına çık diyor kart. Ben anladım şimdi olayı. Kendi evinde odasında dinlenirken, otururken bile aslında size olan hayranlığını, ona hissettirdiğiniz güçlü duyguları kendi mantığının süzgecinden geçirip değerlendirirken bile bazı şeyler noktasında
Sıkıntı yaşamış olabilir bu kişi. Sizle ilgili olan o duyguyu alsa mı, kabul etse mi? Yoksa bir illüzyonda yaşadığına karar verip alıştığı düzende mi devam etse? Tam olarak idrak edemediği, kabul edemediği bir dönemden geçmiş. Ama ben şu enerjiye baktığımda bu kararsızlık sürecinin bittiğini görüyorum. Kendi hayatında yepyeni bir sayfa açmak için kendi kurallarını da ihlal etmeden hazırlık aşamasında gibi geldi bana. Peki şimdi tamam, oturttum, rahatladım. Bu kısma şurada hala bir eksiklik var gibi algılasaydım rahat edemeden geçecektim. Düşüncelerinden devam edelim. Evet, neler hissediyorsun? Pardon, neler düşünüyorsun? Yalnız ağzımdan hissediyorsun çıktı. Ve ilk kartımız kupa kartı, his kartı aslında. Düşüncelerinde de geldiğine göre umutsuz hissediyor. Hayal kırıklığına uğramış hissediyor. Olaya karamsar bakmaya başlamış. Belki de uzun zamandır böyle bakıyor. Aranızda ayrılık, uzaklıklar söz konusuysa sizin ona sunulmuş paha biçilemez bir fırsat olduğunuzu düşünüyor arkadaşlar ve size gelmek istiyor. Şöyle bir durum algıladım ben bu kişinin düşüncesinde. Ben kendimi sana yeterince anlatamadım. Kendimi sana yanlış tanıttım. Duygularımı, düşüncelerimi aktaramadım, gösteremedim. O dönem içimde bir güç hissedemiyordum. Senin verdiklerine de alıcı olamadım, kabullenemedim, kabule geçemedim. Ama şimdi sana adım atmak istiyorum diyen bir kişi var. Yok, biz ayrı değiliz. Böyle bir durum söz konusu değil diyorsanız eğer. Bu kişi kendi geçmişindeki yaşadığı konular yüzünden olaylara çok fazla karamsar bakıp, bardağın boş tarafından bakıp, tamamen bir keder ve yas durumunda iken sizinle tanıştıysa, sizin bu kişi hakkında ona hissettirdiğiniz her şey, ister kendisiyle ilgili olsun, ister sizinle ilgili düşüncelerini olsun arkadaşlar, fark etmez. Bu kişiye yeni bir kapı aralamış ve bunu hissettiğini, bunu düşündüğünü, algılamaya başladığını görüyorum. En başta kabul etmemiş olabilir ama sonradan size gelmek, sizinle ilgili bir şeyleri başlatmak gibi düşünceye sahip. Somut bir adımla gelmek istiyor size. Bu kişi özgüvene gelmiş. Hatta bir kısmınızın, sevdiği kişinin aklında size bir teklifle gelmek de var. Adım adım ilerlemek istiyor. Sizi fırsat, bolluk, bereket olarak gördüğünü de görüyorum. Aranızdaki bağlantıyı da algılamış. Bu kişi başarısızlık yaşamak istemiyor. Başarılı olmak istiyor. Bir de duygularına bakalım. Bu kişinin bastırılmış duyguları söz konusu. Çok da böyle duygu denizinde yüzen bir karakterle karşılaşmadım. Kendi hayatındaki diğer şeylerle de... Of, korna. Korna sesi. Devam edelim. Bazen öyle kafam atıyor ki bir anda böyle bir çıkıp sokağa ne basıp duruyorsun Kore'ye diye çemkiresim geliyor. Ama yapmayacağım. Çünkü çok odaklandım. Bu kişi çok fazla duygusal bakmıyor arkadaşlar olaya. Sizinle ilgili meselelerin kendi içinde bir yük olduğunu hissettiğini gördüm. Size çok hayran. Sanatsal kabiliyetleriniz varsa, dans ediyorsanız, resim yapıyorsanız, şarkı söylüyorsanız ya da çok estetik bir duruşa sahipseniz, sanatsal bir yeteneğiniz olmasa da estetik bir duruşa sahipseniz, gözünde çok ayrı bir yerdesiniz, size bir hayranlık besliyor ve sizi çok çekici buluyor diyebilirim. Aslında sizinle köklü bir ilişki, köklenmiş bir yapı oluşturup kurabileceğini ve bunu devam ettirebileceğini düşünüp hissettiğini gördüm. Bu onun omuzlarında yük ama önünü göremiyor. Bir yorgunluğu var. Eğer size karşı bir hata yaptıysa, siz onun hayatının oksijeni gibisiniz. Ama size gelmeye yüzü olmayabilir. Burada inatçılık, yorgunluk, daha doğrusu inatçılığın bu kişiye vermiş olduğu bir yorgunluk içerisinde böyle hissediyor. Ve hislerinden birisi de şu: bazı şeyler ne benim elimde ne senin elinde. Biz birlik bilinciyle, bir ortaklık temasıyla hareket edersek bir başarıya ulaşabiliriz dediğini de görmekteyim baktığımdan. Aynı zamanda bu kişinin duygularında
daha farklı duygusal bir ilişki içerisinde olduğu değil ama belki arkadaşları, belki uzaklık faktörü, belki aile, belki iş, buna benzer üçüncü etkenlerin de duygu durumunu etkilediğini görüyorum. Belki olumlu, belki olumsuz anlamda. Bu geçmişte de olmuş olabilir. Mevcut durumunuza göre kiplerimi değiştirin. Aynı zamanda da sizi çok başarılı görüyor. Peki, şimdi bu kişinin umutlarına, korkularına ve gölge yanlarına bakalım. Gene bir güç gelmiş. Şimdi bana geçen enerji şu şekilde oldu. Korkulara yüzleşmek ya da eğer bir şeye kalkışırsa, bir adım atarsa güçsüz hissetmek gibi söyleyemiyorum. Tam tersi. Aslında kendi içinde bazı şeylerin kararını alıp yüzleştiği için sizinle yüzleşmek ona korkunç gelmiyor. Sadece bu yüzleşmenin ardından başarısız hissetmek onun korkusu. Ve gücünü doğru kullanamamak. Bu kişinin gücü de daha çok zihin gücü arkadaşlar. Oturup böyle kendi odasında daha önceden düşünmediği konular üzerinde kafa yorması, çok çok başka bir bakış açısıyla meselenizi ele alması, belki de onun konfor alanından çıktığı bir şey, belki de değil öyle. Bunu yapıp kılı kırk yararak her şeyi bir düzende düşünüp hareket ettikten sonra bir başarısızlık yaşaması, doğru düzgün bir iletişim kuramaması ve gücünü yanlış kullanması bu kişinin korkusu arasında. Ayrıca böyle toksik enerjilerle iç içe olmak, dikkatsiz davranmak ve başarabileceği bir konu varken kendi eliyle zaferi tadamamak gibi de bir umutsuzluğu korkusu yansımış. Şu kadehin kenarındaki ele dikkat ettim. Böyle ellerinizi de beğeniyor olabilir. Aslında buradaki kartlar bana çok umut enerjisi gelmiyor. Ama cesarete gelen bir kişiyi de görüyorum. Bu arada arkadaşlar, bu kişinin içindeki gücü açığa çıkaran ya da gücünü doğru kullanması gerektiğinin mesajını veren kişi siz de olmuş olabilirsiniz. Zaten sizin gücünüze de hayran olduğunu görüyorum. Gözünüzde güçsüz gözükmek gibi bir korkusu da olabilir. Eylemlerine bakalım. Var, ah konuşamadım heyecandan. Var arkadaşlar diyecektim. Kala kaldım. Evet, adım var burada. Kiminiz açısından bir doğum günü partisi, bir topluluk, seminer, toplantı, bir yolculuk gibi durumlarla beraber bir iletişim, bir görüşme, bir kavuşma var. Kiminiz için de arkadaşların ya da çevrenin desteğiyle bunun sağlanması var. Ama kartlar çok pozitif ve güzel geldiği için doğrudan bir iletişim görüyorum. Bu adım böyle yavaş bir adım da değil. Hızlı bir adım. Kafasına estiği anda adım atabilir. Ruh halinden de bahsedeyim de size eksik kalmasın. Böyle bir anda içinde bir heves, tutku, dürtü hissedip kafasına estiği anda bu adım size atılacak gibi. Çok çok büyük bir adım değil gördüğüm kadarıyla. Önce bir iletişim. Özellikle de havada asılı kalmış olan, bir türlü geçmişte netliğe kavuşturamadığınız durumla ilgili bir adım gelebilir. İletişim engeliniz varsa, arada uzaklıklar, mesafeler varsa buna benzer bir konuda gündeme gelebilir arkadaşlar. Evet, şimdi bu bahsettiğim kişi bir dişilse bakalım size ne söylüyormuş. Güven, biz dualitede doğduk. Seni görmeden de ne yaptığını içsel olarak biliyorum. İlişkime güvenmeyi seçiyorum dermiş. Evet. Sizi bir ağaç gibi görüyor. Hayatının oksijenisiniz demiştim. Şurada o yorumu yapmıştım. Bakın gene bir ağaç gelmiş. Bana dişil enerjiden yansıyan şey şu oldu, dişillerden. Belki kalp çakrasının şifalanması, belki de güven duygusunun iyileşmesiyle ilgili bir mesaja söylüyor. Aslında ben seni görmesem de ne yaptığını biliyorum. İçsel olarak bu bilgiye sahibim. Ama aramızda bir dualite enerjisi olduğundan güvenmeyi seçiyorum diyor.
Bence burada bir saygı duymak da var. Bir şekilde sizinle kökleneceğini biliyor dişiler, eril arkadaşlarım. Peki, bu açılımı bir eril kişi için izliyorsanız size ne söyler bakalım? Şu an bunu konuşmak istemiyorum. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosumun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı tercih ediyorum dedi. Evet, bir kök çakra temamız gelmişti şurada. Başkalarından yardım almak, destek almak gibi bir konuda istemese de zar zor kabul eden, alıcı olan bir yanının olduğunu daha farklı bir ifadeyle söylemiştim size. Hayatla ilgili sıkıntılarını ben aşamayacak gibi görmüyorum. Gündeminde çok fazla para kartı da gelmediği için iş güç konularına yorum getirememiştim. Ama kendi hayatının bir kaos olduğunu ve kendince bir çözüm bulmayı istiyor. Bu bir kısmınız açısından ilişkiye şu an hazır değilim demek olabilir. Bir kısmınız açısından bu bir ayrılık değil, sadece geçici bir süreç, askıya alınma diyebilir. Ama kendimce bir çözüm buluncaya kadar derken de burada işte o çözümü bulamazsa da başarısız olacağım diye korkuları da yansımış buraya. De ben başarısız olacak bir insan enerjisi algılamadım. Evet arkadaşlar, pembe mektup için söyleyeceklerim bu kadardı. Koyu pembe mektup için. Umarım memnun kaldınız. Memnun kaldıysanız videoyu beğenip yorum yapabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Ben hemen ikinci mektuba geçiyorum. Birinci zarfı kenara aldım. Şimdi ikinci zarftayız. Bakalım sizde nasıl bir durum söz konusu. Bu videoya ilk kez gelen arkadaşlarım, yukarı kısma dizdiğim kartlar sevdiğiniz kişinin genel enerjisi ve hayatında neler olup bittiğini söyleyecek. Şu kısım sizinle ilgili düşünceleri, duyguları. Aşağıya dizdiğim kısım korkuları, umutları, gölge yanları. Şu anda dizdiğim kısım size herhangi bir eyleme adımı olacak mı? Ve en sonunda da konuşturma kartlarımız söz konusu. Evet. Bakalım genel enerjisine. Evet, zevk arayanlar hayatı hızlı yaşamaya çalışıyor. Ya da son bir haftadır böyle geçmiş hayat biraz. Arkadaşlarıyla aylaklık yapmış olabilir. Evet, ilk zarfa oranla biraz daha karışık geldi burası. Şimdi ya bu kişinin hayatındaki sıkıntılar yüzünden bunlarla baş etmenin yolu olarak kendisine arkadaş ortamına, gece hayatına, hayatı biraz daha hızlı ve anlık yaşayabileceği durumlara kendini bırakmış olabilir. Bunları yaşamış olabilir. Son bir haftadır, 8 gündür arkadaşlar. Ya da hayatındaki sıkıntılardan daha bağımsız, sıkıntıları bir nebze de olsa unutmak için değil. Bu sıkıntılardan çok çok daha bağımsız. Böyle kendi özgürlüğüne son derece düşkün bir vaziyette, kafasına göre bir enerjide olabilir bu kişi. Sık sık bir yerlere gidip geliyor olabilir. Çapkın olabilir. Macera, heyecan arayışında olmuş olabilir. Kendi hayatına bazı güzel şeyleri nasıl çekebilir, nasıl bunları yaratabilirim diye düşünüyor olabilir. Şimdi açıkçası belki de kolektifin buraya karışık bir yansımasından dolayı öyledir. Ben burada bir kaotik durum algıladım. Sanki buradaki enerji şöyle. Bir kısmınıza uyacak. Bazı kısımlar, dinleyen bazı arkadaşlarımın aklındaki kişiye uyacak. O yüzden burada uyanı almanızı rica edeceğim sizden. Çünkü çok karışık gelmiş.
birleştirdiğimde bile bana göre tam böyle puzzle'ın parçaları oturmayacak gibi. Size de ek kart açarım. Bu kişinin hayatında bazı değişimler olurken, özellikle de duygusal dünyasında, bu değişimlerden gözü korkup, bu değişimlere mesafe koyup, olabildiğince kendisine alıştığı düzene ittirip, yine de bu değişim oluyor mu acaba? Ben çok da istemiyorum, elimden geldiğince engel koymaya çalışıyorum derken bile arka planda endişeli olabilir arkadaşlar. Enerjisinde bazı şeyleri gördüğünü de görüyorum ve bu kişinin düşünceleri aslında çok kuvvetli ve bir mıknatıs gibi güçlü. Her neyi düşünürse kendisine onu çektiğinin bir anlamda farkında olabilir, bir anlamda da farkında olmayabilir. Başına bir olumsuzluk geldiğinde ancak böyle oturup düşündüğünü görüyorum ben. Hayatında olup biten değişimleri ilk başta mucize gibi, "Aa ne güzel hayatım değişti" gibi algılasa da sonra ne tarafa gidecek acaba bu değişim? Bu değişim olurken ben hayatımın dengesini kaybeder miyim? Kaybedecek miyim? Ya da ben böyle kendi kafama göre etkileşimlerde bulunuyorum, bir şeyler yapıyorum ama aslında müdahale etmem gereken bir durum ortada var mı gibisinden bazı durumlarda da düşündüğünü görüyorum. Dengeyi kurmak, dengeyi yakalamakla ilgili bir enerjisi de var. Burada yine içinde bulunduğumuz terazi burcu dönemi gelmiş. Adaletle, hukukla ilgili bir bağlantısı olabilir bu kişinin. Mahkeme gündemi olabilir. Kariyer konusu için bile olsa. Ailesiyle arası bozulmuş olabilir. Arkadaşlarına daha fazla ağırlık vermiş olabilir. Bu kişiyle bir evlilik durumunuz söz konusuysa ve bu tabii hani bir boşanma ya da bir sürecin uzaması tarzındaki bir durumu ifade ediyorsa, bu değişim kendisine ne getirecek? Dengesini mi kaybediyor, dengesini mi kaybetmiyor gibi bir durum olabilir onda içgüdüsel olarak. Bakın burada zevk arayan 3 tane erkek arkadaş resmedilmiş. Eğer ilişkiniz bozulduysa üçüncü kişiler yüzünden. Böyle buradaki kişilerin aylak tavırları, belki de sorumsuzca davranışları yüzünden ilişkinizin, evliliğinizin dengesi bozulduysa eğer, bu kişi ilk başta bir şey yokmuş gibi davranmasına rağmen enerjisinde gittikçe şuraya doğru bir endişe. Acaba ben yanlış mı yaptım? Şöyle bir silkelenmeli miyim? Kendime karşı bir dürüst olmam gereken nokta gelir mi? Geldi mi? Duruma bir el atmalı mıyım? Bir an evvel müdahale etmeli miyim gibi bazı şeyleri sorgulayıp düşündüğünü görüyorum. Bir kısmınız açısından da böyle bir evre yaklaşacak olabilir. Ya da ilişkinizin, mevcut durumunuzun daha ciddi bir hale gelmesine engel teşkil eden kişiler bu kişiler olabilir. Ben bu kişide açıkçası arkadaşlar bir yay burcu teması var enerjisinde, bir değişkenlik algılıyorum. Yerinde duramayan bir yapı olabilir duygu dünyasında. Ay yay teması olabilir. Aslında yay burcunun, evet, değişken bir burç ama filozofluk özelliği, daha derine inip felsefi bir boyutta bazı şeyleri ele alma özelliği de söz konusu. Bu kişide şu anda baktığımda böyle bir enerji çok algılayamıyorum ben. O yüzden ilk mektupta yaptığım gibi sizde de yapacağım ama o deste nerede bilmiyorum. Bir saniye geliyorum. Evet, destemi buldum. Buraya genel enerjisini detaylandırmak amacıyla bir ya da işte birkaç tane kart daha açacağım. Bana çok dengesiz bir enerji de geldi. Yani kendi hayatında değişimleri kendi başlattıysa da bu değişimler onun dengesini mi bozacak? Onu kötü bir tarafa, iyi bir tarafa mı götürecek? Bundan pek emin değil bu insan. Ya da arkadaşları emin olmasının önünü kesiyor. Esnek olduğunu görüyorum. Belli başlı bir şeye yapışıp kalmadığını görüyorum. Ama bana bir tutarsızlık enerjisi yansıyor. Bir tarafı yaparken ya da bir tarafa ağırlık verirken diğer tarafları ihmal etmesi, es geçmesi gibi bu kişide böyle bir sıkıntı var. Nedir buradaki konu? Evet. Hem kariyer konusunda hem ilişkilerde sorumlulukları bu kişi her şeyi taşıyor arkadaşlar ve hayır demeyi bilmeyen bir yapıda.
Arkadaşlarına çok değer veriyor olabilir. Arayıp hadi şuraya gidelim mi dediğin zaman arkadaşları, o esnada uygun olmasa da, işi olsa da ya da herhangi bir sıkıntıyı çözmekle yükümlü de olsa, onu orada bırakıp oraya gidiyor olabilir. Evet, burada bir yay burcu temamız çıktı. Duygularda da değişkenlik var. Aslında önünü göremediğinde ya da hayat ona ağır geldiğinde öğrenmesi gereken şey hayır demek olabilir. Ben şu an geçmiş bir şey de anlatıyor olabilirim. Belki şu an bunu fark etmiştir. Acaba o dönem böyle davransam neler değişirdi gibi bir enerjiyi de şu ana çekmiş olabilir. Eğer her şeyi ben yaptım, her şey benim omuzlarımdaydı, asıl önümü göremeyen bendim, hala da benim. Onun bu davranışları, onun bu tutumları yüzünden ben denge kaybı yaşıyorum diyen sizseniz de, bu kişinin sizin endişelerinizi hissetmesi ve şu an için kendisine karşı bir nebze de olsa dürüst olması gibi bir durum var. Ağır hissediyor. Bazı şeylerin dengesinin bozulduğunu görüyorum pekala. Hayatla alakalı dengeleri kuramama, ikili ilişkilerde, kendisiyle kurduğu etkileşimde, duygusal ilişkilerinde bir türlü o kefeleri dengeleyememe gibi bir sorunla karşılaştım bu kişide. Peki şimdi sizle ilgili düşüncesinden devam edelim. Çok pişman. Tam merkezdeki bu ağlak kartımız. Birincisi, eğer sizi çok fazla üzdüyse, hayal kırıklığına uğratıp beklentilerinizin hiçbirini yerine getirmediyse, size karşı olan bu tutumundan kaynaklı vicdan azabı yaşadığını görüyorum. Düşüncelerinde onun hala acı acı yaşıyorsunuz. Sizin hakkınızda da yakın geçmişte böyle çok güvenilir, huzur veren, doğa ana misali, bolluğu, verimliliği, bereketi son derece fazla olan bir kişiymişsiniz. Koştur koştur bazı şeyleri yapan, sonra gelip kendisiyle ilgilenen, sonra çocuğunuz varsa, çocuklarınız varsa, onlarla ilgilenen, her şeye yetebilen, ayakları yere sağlam basan varlıklı bir kişi olduğunu düşünüyormuş bu kişi arkadaşlar. Şu anda size dair bir şifalanma döneminde olabilir. Bazı şeylerin açığa çıkması ya da o karanlıktan sonra bir güneşin doğması gibi böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu düşünüyor olabilir. Ama ben kendisinin dengeleri bozduğunu ve hata yaptığını düşündüğünü daha fazla gördüm. Şöyle diyebilir mesela, ben zevk peşinde koşarken hayatı son derece hızlı ve maceraperest bir biçimde yaşarken, kendimi olanca değişime açarken, senin benden beklediklerini, beni beklediğini fark ediyordum ama erteledim. Dengeleri bozdum. Seni üzdüm. Beklentilerini karşılayamadım. Ama şu anda sen kendi hayatında güneş gibi parlıyorsun da diyebilir. Bu kişiye siz sanki kapkaranlık odasında da bir ışık olmuşsunuz arkadaşlar. Hayatına doğan güneş olmuş olabilirsiniz. Aslında bu kişinin hayatına çeki düzen vermeye çalıştıysanız veya bir takım mesajlar iletmeye çalıştıysanız, başlarda bunu yanlış algılamış olabilir. Kendisiyle münakaşa yaşamış olabilirsiniz. Tamamen bencilce demeyeceğim ama onun sanki özgürlük alanına müdahale ediyormuşsunuz gibi bana karışma dercesine bir tutumda olabilir. Olmuş olabilir. Ama şu anda bunları onun iyiliği için yaptığınızı düşündüğünü hissettim ben kartlarıma baktığımda. Aa, çok ilginç. İlk mektupta da hangi kısmaydı? Bu kart geldi. Şu muydu? Şurası mıydı? Aynı kart gelmiş. Sizle ilgili duygusunda da ne kadar çok uzaktan bakma teması var burada. Ya siz bu kişiye arkanızı dönmüşsünüz? Daha çok gece vakitlerinde sizle ilgili olan şeyler onun yadına düşüyor. Hatırlıyor sizi, anımsıyor, hayaller kuruyor olabilir. Korkuları artıyor olabilir.
Ya da o size arkasını döndüyse bir pişmanlık yaşıyor. Ama daha çok uzaktan bakma teması algıladım. Bu kişi gece vakitlerinde pek bir duygusallaşıyor. Kendi kendini aldatıyor olabilir. Yanılsamalara, hata yapmaya açık bir yapıda görüyorum kendisini. Duygu denizinde yüzüyor ama bir noktada da şöyle çıkmış. Ön sezilerini dinleyip ona göre hareket etse bir hata yapar. Ön sezilerini dinlemeyip hareket etse mi hata yapar? Bunu tam oturtamamış. Bir belirsizlik var arkadaşlar bu kişinin duygu dünyasında. Yani ya siz ona mesafe koymuşsunuz ya zamanında o size koymuş da siz kendinizi artık kendi hayatınıza Evet, hep uzaklık teması çıkıyor burada. Şu an sizin dünyanız bu kişiden çok daha huzurlu, bolluk bereket içeren, kendinizle bütünleştiğiniz bir noktada. Ama bu kişi öyle değil. Zamanında hatalı tercihler yapmış olabilir. Şuradaki siyah kıvırcık saçlı kişiyi siz olarak yorumladım ama şu siz değilsiniz. Zamanında böyle bir aldatma, ihanet, hata olarak değerlendirdiği bir seçim. Bunun açığa çıkması ile ilgili bir korku, yüzleşmek çok fazla istememek, bunun içinde endişesini taşımak var. Hissiyatında böyle bir durumda çıktı. Ama sizi böyle bulutların üstünde, kendi dünyanızda gayet mutlu ve gerçek bir hayat yaşayan vaziyette algılıyor. Sanki yanılsamada kalan kendisiymiş gibi hissediyor. Ay bu ikinci mektup beni zorluyor biliyor musunuz? Başından beri çok fazla kendimi şey yapmaya çalışıyorum, iyice vermeye çalışıyorum. Zaten bir karışık açtık. Bu kişinin aklına geldiğinizde sanki çalkantılı ama bir o kadar da karanlık sularda yüzüyormuş gibi hissediyor. Niye öyle hissediyorsun? Çünkü sizin gücünüzden korkuyor. Sizin kadar özgüvenli değil. Niye korkuyorsun? Çünkü korkağım. Böyle de diyebiliriz. Yüzleşmek istemiyor. Siz bazı gerçekleri kaldırabilecek bir kuvvettesiniz. Kişiliğiniz öyle olabilir. Yapınız çok güçlü olabilir. Kendi ayaklarınızın üstünde çok sağlam bir vaziyette duruyor olabilirsiniz. Aynı zamanda sizi siz yapan değerlerle beraber, onlardan ödün vermeden, kendinizden gayet emin şekilde bunu başardığınızı düşünüyor ama kendisinde onu göremiyor. Niye korkuyorsun dediğimde böyle bir cevap da geldi. Sizinle karşılaştırma yapmasa da bu bahsettiğim şeyler geçerli. Hadi şimdi korkulara gelelim. Çok da iyi bir noktadayız aslında. Ek kart bile açmama gerek yokken burada bile çıkacaktır cevabı. Umutları, korkuları, gölge yanlarındayız. Aslında kalbinde niyetinde size bir aşk itirafı yapmak, bir şeyler itiraf edip belki de bir teklif etmek var. Ben çok evlilik teklifi gibi algılayamadım ama şöyle söyleyebilirim. Bu zamanında sizin beklentiniz ise bunu yerine getirmemiştir. Şu anda bunun farkında olarak yapsaydım acaba ne olurdu, ne olurduyu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Her şeyi çok fazla zamana bırakmak, zamanla düzelir demek umudu. Aynı zamanda da bu durumun korkusu. Çok fazla zamana bırakmak, çok fazla sabır göstermek de bana göre değil ki. Ya zamanla kaybedersem diye bu durumdan rahatsızlık duyduğunu da görüyorum. Aynı zamanda rahatsızlık duyduğu şeylerden bir tanesi de sizin gücünüz, belki de güçlü sezgileriniz. Bir de bir her şeyin arkasında bir bu varmış gibi net olmayan durumlar bu kişinin korkusu. Bir belirsizlik var arkadaşlar. Sizin dünyanızda sizi tam göremiyor, sizi seçemiyor olabilir, size ulaşamıyor olabilir. Bunlar onun korkusu olarak da gelmiş. Güven kelimesi, sabır kelimesi, belki de bu kişiyi zorlayan, ona sıkıntı veren iki kelime. Çünkü şu kısma baktığımda bana çok sabırlı bir enerji de gelmedi.
daha hareketli, daha sabırsız, daha telaşlı, daha sanki bir işi bir an evvel ivedilikle yapmak durumundaymış gibi hayatındaki her yere, belki de her şeye bu şekilde koşturma, iletişimde bunu kullanma. Çok fazla düşünmeden hareket edip sonradan sorumluluk altında ezilmesi, daha fazla bir işi önüne çıkarması gibi bir yapıya daha sahip. Evet, şimdi gelelim eylemlerine. Bakalım size nasıl adımlar atar. Adım atar mı? Size adım atması için önce geçmiş bitirmesi gerekiyor. Geçmişin bitip bitmediğinden emin olabilirse ve değişime, tekrar bir değişime desem daha doğru olur. Yeniden tekrar bir değişime ayak uydurabilirse evet, ama ilginç bir kart gelmiş. Bir yanı bu kişinin yenilik diyor arkadaşlar, bir yanında geçmiş diyor. Burayı iki türlü ele almak istiyorum. Benim için Kasım ayında Boğa burcundaki Dolunay, Akrep burcundaki yeni ay süreci bu açılımı şey yapıyor. Enerji olarak oraya dağıtıyor. Bazı arkadaşlar zaman vermemden rahatsız oluyorlar ama özellikle dikkatimi çeken bir zaman olduğunda Dolunaylar, yeni aylar veya şurada bahsettiğim gibi söylemek durumunda hissediyorum. Şu zaman olacak, şu zaman bu başıma gelecek diye dinlemeyin siz de. Öyle şey olur mu? Ben önüme ne geliyorsa bilgi, özellikle de çok kuvvetli dikkatimi çeken bir astrolojik sembol olduğunda, bilgi olduğunda ona aktarıyorum. Ama o zaman aktardım diye siz kendiniz ona şartlayıp dinlemeyin. Burada özellikle de Akrep Burcu ve Boğa Burcu gelmiş. Böyle bir tutulma olacak Kasım ayında. Bu kişi size Kasım ayında ya geçmişi tamamen bitirelim diyerek doğruluk, dürüstlük çalıştırarak mesaj atabilir ya da atsam mı atmasam mı gibi bir ikilemde olabilir. Tabii bu kendi geçmişte olabilir arkadaşlar. Kendi özellikleri, kendi huyları, kendi alıştığı düzeni sonlandırmak gibi. Daha dürüst, daha belki de bambaşka bir kapıyı açacak. İlişkinizi daha farklı bir boyuta ya da mevcut durumunuzu daha ciddi, daha geleneksel, daha belki de kolektif bir vicdan noktasında hareket ettirecek bir adım atabilir. Bir de şöyle bir senaryo var. Belki bu kişi size adım atar arkadaşlar ama siz orada dur. Benim kurallarım var. Ben dürüstüm. Ben şöyleyim, ben böyleyim diyebilirsiniz. Sonra bu kişinin dengesi şaşabilir. Ama ben bir mesaj olasılığı görüyorum. Biriniz daha gelenekçi, diğeriniz daha yenilikçi olabilirsiniz. Bir taraf daha güvenilir, daha sabırlı, daha hayatında kurallara göre yaşayan, daha itimam gösteren, daha iyi her şeyi çekip çeviren bir yapıdayken, diğeri daha özgürlükçü, daha kafasına göre hareket eden, arkadaş çevresi onun için çok önemli olan, bazı şeyleri kafasına göre öyle yaşayıp geçen bir kişi olabilir. Böyle durumlarla beraber bizden olur mu olmaz mı gibi ikileme düşecek olan kişi siz de olabilirsiniz bu adım gelirse. Açık kapı bırakıyorum. Son kartımız ihtimalli geldiğinden. Peki şimdi konuşturma kartlarımızdan alalım. Bu kişi, bu mektup açılımını dinlediğiniz kişi bir dişil ise size ne söyler? Işığımdan korkma. Karanlığıma alışmışken sen beni yıldızlara doğru yükselttin. Şimdi ışığımdan korkup benden uzaklaşma. Ben seninle varım. Evet, şurada demiştim ya, karanlık odasındayken güneş gibi doğmuşsunuz gibi orada bir cümlem olmuştu, tam hatırlamıyorum. Dişiller. Video bayağı bir uzun olunca donmuş arkadaşlar. Ben konuşmaya devam etmişim. Toparlıyorum. Dişiller, erillerin hayatında bir güneş, bir ışık olduğunu fark etmişler ama erillerin bundan biraz fazla gözlerinin kamaştığını ve korktuğunda algılayıp düşünmüşler arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim. Aklınızdaki kişi bir eril ise size ne söyler? Seni seviyorum diyorsam seviyorumdur. Beni sessizce beklemeni istiyorum. Bizim için bir yaşam planı hazırlarken beni fazladan yorma. Eleştirilerin beni zedeler ama bana güvenmen beni motive eder diyor. Bir güven kelimesi var bakın. Bu kişi adına bu açılımdaki erillerde güven kelimesi biraz sıkıntı. Kendilerine güvenle ilgili bir pürüzde yaşıyor olabilirler. Orası ayrı da. Sizle bir gelecek düşünüyor gibi ama aynı zamanda dişil arkadaşlarım bu geleceği de tam öngöremiyor gibi. Çünkü korkuları var. Aynı zamanda kurallarınız, kriterleriniz, fazla doğrucu Davut oluşunuz ya da bir eleştirel yapınız olabilir. Geçmişte de olduysa beni eleştirilerin beni zedelediği. Bana sadece güven beni sessizce bekle demeye çalışıyor burada.
Ay evet. Bitti. Bitirdim. Bu son kısmı da ekleyeceğim o videoya. Bugünkü mektup açılımınız da böyleydi. Umarım memnun kaldınız. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı ve yorumlarda benimle buluşmayı unutmayın. Hepinize sevgiler.